Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnnel hamdülillah. Elhamdülillahi hamdan tayyiban kesiran mübareken fi mil'es semavati ve mil'el ard ve mil'e ma şa'a min şeyin ba'd. Subhanahu subhanahu. Ma a'zama şa'na. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيز الله جل قبته ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ليس كمثله شيء ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم Alâ ellâ ta'dilû. Bir topluma olan husumetiniz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sürüklemesin. Bismillah. İ'dilû huve akrabu littakva. Adil ol. Takvaya uygun olan budur. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين بقلب سليم الحمد لله. Aziz dostlarım, bilmiyorum kapının ağzında yığılma oldu. Şöyle biraz daha toparlansak, genç kardeşlerim boş yerleri doldursalar. Evet, iki sultan bir dünyaya sığmaz, 40 mümin bir mindere sığar biiznillah. Bugün 21 Muharrem 1433. Günümüz mübarek olsun. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz ve meçhul sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi burada camilerde, cumalarda, cemaatlerde cem ettiği gibi yarın cennetinde de cem eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, fakire ara ara soruyorlar. Ha, aklınıza gelen şeylerden bahsetmeyeceğim. Hiç aklınıza gelmesin, onları kişeleyin. Onları kişeleyin. Hiç o dallara ben basmam. Bu ağızdan hiç bugüne kadar öyle şeyler duydunuz mu? Bundan sonra da duymayacaksınız. Allah'ın izniyle. Bana sordukları Suriye meselesi. Hocam ne olacak bu Suriye'nin hali diyorlar. Biz nasıl bakacağız diyorlar. Nasıl yaklaşmalı diyorlar. Müslümanlardan bir kısmı şöyle düşünüyor, bir kısmı da böyle düşünüyor. Bu iki şekilde de düşünen kardeşlerimizin Müslümanlığından hiç kimsenin kuşkusu yok. Ama bunlar birbirlerine karşı
Müslüman ahlakını aşan şeyler de söylemeye başlıyorlar. Hatta bu bazen husumete varıyor. Yani ihtilaf olmaktan çıkıyor, tefrikaya dönüşüyor. Ve kardeşlik hukukunu aşan şeyler oluyor. Onun için nasıl bakacağız diye sual ediyorlar kardeşlerimiz. Doğrusu onlara verilecek cevabım sorulan sorandan daha alim değildir cevabıdır. Ama neylersiniz ki alnımız sakar. Onun için millet bize bakar. Yani Allah'ın Mustafa kulu bu konuda ne diyor diye merak ediyorlar ve etmelerini de mani olamıyoruz, olamıyorsunuz. Kendilerince haklıdırlar da. Önce ilkeleri koymak lazım aziz kardeşler. Bizim bir mesele hakkında konuşurken ve düşünürken yaptığımız en büyük yanlış, konuştuğumuz meselenin tabi olduğu temeller hususunda ilkeler, çizgiler, sınırları hatırlamadan konuşmaya kalkmamız. Zaten her hangi bir meselede, eğer o meselede Rabbimizin koyduğu sınırları gözetmiyorsak mutlaka haddi aşan bir şeyler söylüyoruz. Mutlaka bir tamponu bir yere vuruyoruz. Hatta uçuruma atıyoruz. Onun için önce sınırları bilmek lazım. O sınırlara riayet etmek lazım. Sınırları hatırlamayan, bilmeyen hangi sınıra riayet edecek? Riayet edeceği sınırı bilecek. Bir kere hangi meseleyi konuşuyor olursak olalım, İslam kardeşliği bir temeldir. Onun için innemel mu'minune ihvetun ilahi fermanını temeline yerleştirmek zorundayız. Müslümanlar kardeştir. Hangi ihtilaflı meseleyi konuşuyor olursanız olun, iman ittifakını asla ve asla yok edemez. İman ittifakı temeldedir. Onun üstünde ihtilafınız talidir. Çok tali bir meseledir. Onun için iman bizi muvahhid yapmış mı? Tevhidimiz vahdeti doğurmalı değil mi? Vahdeti doğurmayan bir tevhidde problem vardır. O nasıl tevhiddir ki içinizde duruyor ama elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza, dilinize, dudağınıza yansımıyor? Dolayısıyla imanın ahvalde bir karşılığı, davranışta, fiilde bir karşılığı yoksa iman karşılıksız çek kesmeye benzer. İmanın mutlaka insan ahlakında ve eylemlerinde bir karşılığı olmalıdır. Biz meleklere inanırız da meleklere imanımızın hayatta karşılığı üzerine pek düşünmeyiz. Birebir hayatımızın içinde bir karşılığı yoksa bu iman ne? Onun için meleklerimizle tanışmayız. Onun için melekleri hesaba katmayız konuşurken. Onun için birbirimizle dost olurken veya olmazken, birbirimizin arkasından konuşurken melekleri hesaba katmayız. Hani iman etmiştin melekler? Niye hesaba katmıyorsun? Ben sadece burada size konuşmuyorum. Melekleriniz de dinliyor biliyor musun? Meleklerinizle geldiniz biliyor musun? Yani şuraya verilen havayı siz bedeninizle mi verdiniz zannediyorsunuz? Şu et kemik mi her şey? Hayır. Onun için onları da hesaba katın. Kızdığınız birine kızarken meleğini hesaba katın. Meleğini hesaba katın, biraz toparlanırsınız belki. Allah'ın memurunu hesaba katarsanız biraz toparlanırsınız. Yani birçok şeyi yaparken eğer bulunduğumuz mekanı Allah'ın
orduları olan meleklerin de paylaştığını aklımıza getirirsek biraz kendimizi hemen toparlayıvereceğiz. O zaman söylediğimiz cümleleri daha farklı üslupla söyleyeceğiz. Kullandığımız kelimeleri daha seçici olacağız. Daha hassas olacağız. Hatta o zaman içimizden geçenlerden, tavırdan, davranıştan daha hassas tavır ve davranış gösteriyor. Bakın, bu bile insanın kendine çeki düzen vermesini kolaylaştırıyor. İmanınızın işte gündelik hayata girmesi. Resullere iman ettik. Bunun hayatta bir pratik karşılığı yoksa niye iman ediyoruz? Eğer hepsi de gelip geçmişse, hepsi de bitmişse, yaşanmış hikayelerin kahramanlarıysa ve tarihin müzesine kaldırılmışsa bu imanın pratik değeri nedir? Hayır. Her gün rasullerle yaşarız biz. Rasuller her an hayatımızdadır. Aramızda mutlaka bir Eyyub vardır. Vardır ya. Hastalıkla mustarip. İnim inim inleyen ama yine de Rabbimi kırarım, gücendiririm diye tir tir titreyen Eyyublar yok mu? Aramızda Yusuflar vardır. İftiranın bini bir para uğramıştır. Ama yine de o bana zindan onların beni çağırdığı günahtan hayırlıdır diyen Yusuflar. Dolayısıyla aramızda elbette Süleyman ve Davutlar da vardır. Allah'ın kendisini servetle, zenginlikle, iktidarla, memurlukla, amirlikle, mülkle sınadıkları da vardır. Onlar da Davut gibi, Süleyman gibi mülke, mülkiyet değil, emanet olarak bakan, onu bir emanet olarak tutan, atını severken dahi bana Allah'ı hatırlattığı için seviyorum ben bunları diyebilen yiğitler yok mudur? Dolayısıyla onlar da yaşayan Süleymanlardır. Onun için her peygamber model olarak yaşar. Aramızda modelleri olmalıdır onlar. Ve insanların tabiatları bir peygamber modeline girer mutlaka. Rabbimiz Kur'an'da boşuna seçip o 24 ila 28 modeli önümüze koymamış. Hayatımızda pratik bir karşılığı olsun diye. Dolayısıyla innemel mu'minune ihvetun ayetine imanımızın da hayatta pratik karşılığı olmalı. Bir kez Suriye meselesine eğer sadece reel politik açısından günümüzden bakacak olursak yanılırız. Meseleyi algılamış olmayız. Bizler nedense köklerle pek ilgilenmiyoruz. Zihnimizi televizyon dizileri inşa ettiği için zihnimizin köklerini, ayaklarını kestiler. Onun içinde bir meseleyi düşünürken kökünden düşünmeyi unutturdular bize. Her meselede sathi düşünüyoruz. Yapraklar gibi savruluyoruz. Çünkü zemini yok, kökü yok. Kökü sabit bir kökü olmadığı için de akşam hangi haberi dinledikse ona göre şekilleniyoruz zihnimiz. Bu kadar kolay savurtamasınlar bizi. Bu kadar kolay kullanamasınlar bizi. Son dinlediği haberle şekillenen zihin, zihin midir Allah aşkına? Hiç mi tecrübemiz yok? Yani ümmetin yaşadığı bu 1400 yıl boşuna mı gitti? Tarihten hiçbir birikim kalmadı mı? Yani hep Kerbela'yı anacağız ama Kerbela'dan bize hiç hisse kalmayacak mı? O zaman niye anıyoruz? O zaman niye? Ne faydası var? Eğer bize bir hisse kalmayacaksa, bize bir ders vermeyecekse, biz bir öğüt almayacaksak, o zaman niye anlıyoruz? Hepsi böyle. Dolayısıyla hangi meseleyi ele alıyorsak alalım, aziz dostlar, önce bir zemin lazım. Zemin. Onun için mutlaka ve mutlaka ne olup bitiyor olursa olsun bir mekanı vardır. O mekanını arayıp bulmak lazım. Her kevn bir mekanda olur. Her oluş bir yerde olur. Onun için zaten yeri varsa kevn olur, oluş olur. Mekanı olmayan kevn olmaz.
yeri ne? O yerini bulmak lazım önce. Bu meselenin yerine, nereye koyacağız bu meseleyi? Nerede tartışacağız? Nerede ele alacağız? Münazara ederken nereden tutacağız bu meseleyi? Bunu öncelikle öyle bakmak lazım. Suriye meselesi, Suriye ile başlamış bir mesele değil ki. Yeni bir mesele de değil. Suriye meselesi esasında bağrımıza açılmış birçok yaradan bir yara. Bu yarayı açanlar Osmanlı'nın yıkılışında bölgeyi planlarken bugün kaşıyacakları yaraları da koydular. Adamlarda şeytani zeka var. Ama niye müminlerde rahmani zeka yok? Ben ona şaşırıyorum. Yani onların şeytani zekası olması gayet tabii. Adam işini yapıyor, şeytan işini yapıyor. Peki müminler niye bu tuzağa düşer? Bölgeyi, coğrafyayı şekillendirirken cetvellerle şekillendirdiler. Hatta İngiliz harita uzmanı bir bayana soruyorlar, ya burada efendim sizin çiziyorsunuz bu Irak-Türkiye sınırını da cetvelle çizmiş. Buralar dağlık, dumanlık, bölge efendim kuş uçmaz, kervan geçmez. Bu cetvelle nasıl olacak? Öyle olacak diyor. Zaten öyle olacağı için öyle olacak diyor. Biliyor ne olacağını. Biliyor. Yoksa eğer bir sınır koyacaksan Allah hudutları dünyayı yaratırken koymuş. Bir ırmak salmış, ırmak huduttur. Doğal huduttur, döner. Veyahut da bir vadi koymuştur oraya, böler. Anlatabiliyor muyum? Ama bunlar yok. Biri dağın tepesinden geçer, biri köyün ortasından geçer, biri kasabayı ikiye böler. Kamışlı öyle değil mi aziz dost? Ya, köyün bir tarafı burada, bir tarafı orada. Yazık, günah değil mi? Allah razı olur mu? Gidin Suriye Türkiye sınırına. Gidin Irak Türkiye sınırına. Gidin efendim Gürcistan Türkiye sınırına. Köyün yarısı orada, yarısı burada. Bu mudur ya? Ulus devletlerin hediye ettiği şey bu. Onun için. Peki ne yaptılar? Sadece bunu yapsalar, bunu yapmakla yetinmediler. %70'i, %75'i Şii, %20'si, %25'i Sünni olan Irak'ta getirdiler, Sünni bir generali koydular. Tersi %12'si Nusayri Alevi, işte Alevilerin sevdiği rakam farklı, efendim Sünnilerin sevdiği rakam farklı, devletin sevdiği rakam daha farklı. Yani biz rakamlara takılmayalım. %80'i, %85'i, %90'ı Sünni olan Suriye'de getirdiler. Bir Alevi azınlık ailesini musallat ettiler. Şimdi Irak'ta tersini, Suriye'de tersini. Allah aşkına. Yani eğer makul ve normal bir şey olacaksa Irak'ta çoğunluğun yönetmesi lazım. Suriye'de de çoğunluğun yönetmesi lazım. Efendim, bu çoğunluk diktatörlüğü olacak anlamında değil. Ama İşin tabiatı bu. Ama ne yapıyorlar? Hayır. Tersini yapıyorlar. Yani Irak-Suriye örneği çok tipik bir örnektir. Çok tipik bir örnektir. Bir tarafta %75'e %25, bir tarafta %90'a %85'e %10. Efendim, ve dama taşlarını tam ters oynuyorlar. Bunun maksadı belli aziz dostum, ya bunu bilmek için, öğrenmek için zeki falan olmaya gerek yok. Bu adamlar bu topraklarda kangren, yani ne yol açmaya çalışıyorlar? Çıban başı çıkarmaya çalışıyorlar. Kaşıyınca kan atacakları yaralar olsun istiyorlar. Ne bu yaraların başında? Mezhepçilik yarası. Mezhepçilik yarası. Allah aşkına. Bu senenin başında Irak'a gittiğimde Bağdat'ta mahalleleri gördüm. Sünni mahallelerde bariyerler, beton bariyerler, cemseler, askeri arabalar, Şii mahallelerde beton bariyerler, cemseli arabalar ve
tam teçhizatlı, elde, hazır, eli tetikte askerler. Peki ne? Şiiler Sünnileri kesecekler, Sünniler Şiileri kesecekler. Allah Allah, ikisini de Amerika kesiyor. Hayret bir şey. İyi mi? Sordum orada, bizi misafir eden kardeşimize. Dedim bunlar gelmeden evvel nasıldı buralar? Biz birbirimizin mezhebini bilmezdik diyor. Biz birbirimizin mezhebini bilmezdik, sormazdık da. Ne dükkanda, ne evde, ne mahallede. Böyle mezhebe göre ayrılmış mahalleler yoktu ki diyor. Tamam, ağırlık şu mahallenin, şu efendim şeyin ağırlığı Şii'dir. Şu mahallenin, şu şeyin ağırlığı Sünni'dir. Ama her yerde hem Sünni hem Şii oturur. Peki ne oldu? Mümkün değil. Yani şimdi mahalleler kurtarılmış bölgeler. Etrafı dikenli tellerle çevrilmiş, düşünebiliyor musunuz? Sokaktan sokağa geçeceksiniz, sanki ülkeden ülkeye geçiyorsunuz. İnanın diyorum, mübalağa etmiyorum. Yaşadığım için söylüyorum. Mübalağa etmiyorum. Allah Allah. Bundan büyük bela mı olur dostlar? Bundan büyük bela mı olur? İşgalden daha büyük olan bela budur. İşgalci çekti gitti. Peki neyi bıraktı şimdi? Ha, çekip gitmedi, o da ayrı bir mesele de. Hadi öyle varsayalım. Çekti gitti diyelim. Peki ne bıraktı geriye? Kim bıraktı? Kim? Kan davası bıraktı. İntikam bıraktı. Allah aşkına. Bu mu ya? Müslümanlar hep bunlarla mı uğraşacaklar? Allah aşkına şu halimize bir bak. Bir nefesimizi toplayalım diyoruz. Şöyle bir kendimize gelelim diyoruz. Bir silkilenelim diyoruz. Yani geleceği planlayalım diyoruz. Geçmiş yakamızı bırakmıyor. Getiriyorlar, geçmişin ne kadar günahı var, kesemize boşaltıyorlar. Suriye'de olan da farklı değil. Dolayısıyla ben öncelikle Suriye'de hangi taraf hangi tarafı yenecek meselesiyle ilgilenmiyorum bir numara olarak. Suriye'yi nereye götürmek istiyorlar? Yani şunu söyleyeyim, bir unsurun iki tarafı birbiriyle çarpışıyorsa kazanan olmaz. Kazanan olmaz. Yani iç savaş verip de kazanan olmaz. Kazanan da kaybetmiştir. Aynı şey eşler için de söylüyor. Karı koca kavga ediyorlar. Hanım kavgayı kazanıyor. Berbat bir sonuç. Kaybetse kendisi kazanacaktı. Hanım kavgayı kazanıyor da aileyi kaybediyor. Kavgayı kazandığı için aileyi kaybediyor. Hanım mahkemedeki davayı kaybediyor, kazanıyor. Fakat bir ömür aile gidiyor. Şimdi kazandı mı bu? Ne için de geçer? Kazandı mı bu? Benzer bir şeyi ben bu tip kavgalar için de söyledim. Kim kazanacak? Yani burada elbette ki bebek yüzlü katilin savunulacak hiçbir tarafı yok. Babası bundan beterdi. Döktükleri kanlar denizler doldururdu. Ve hamayı unutmadık, humusu unutmadık. Ve hamaların üstüne hamalar oldu. Ve bunların savunulacak hiçbir tarafı yok. Ne Sünni kardeşlerimiz, ne Şii kardeşlerimiz bu bebek yüzlü katilleri savunamazlar, savunmamalıdırlar. Savunmasınlar da. Efendim. Ama öbür taraftan sırf bu meseleyi ele alıp, ayeti kerimede de okudum ya, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا Bir kavme olan kininiz sizi o kavim hakkında adaletsizliğe sürüklemesin. Ayet-i kerimesinde olduğu gibi bunlara olan kin müminin gözünü karartmamalı. Karartıp da arkadaki ormanı kaybetmemeli. Kendi ormanımızı kendi ellerimizle yakmayalım.
Dolayısıyla bu manada gönlüm isterdi ki iş buraya gelmeseydi. Gönlüm isterdi ki bölgede Suriye üzerinde derin nüfuzu bulunan devletler bu nüfuzunu son sınırına kadar neyi vererek kullanacaksa kullanıp barışçıl bir biçimde Suriye'nin halkının kendi geleceğini, kendi kaderini tayin etme işini kendisine bırakmaya razı edebilmeliydi. Peki bunu yapamamak aslında neyi getiriyor? Kendi ihtilaflarımızı çözecek bizde akliyet, kurumsal akıl yok. Buna yanalım. Yahu bu kadar parçalamışsınız, bu kadar devlete bölünmüşüz. İslam ümmetinin yeryüzündeki yaygın olduğu alanları düşünün. Çok büyük bir ümmet İslam ümmeti, öyle küçük değil. Ve dünyanın her tarafında varız artık. Her tarafında olmadığımız bir yer yok. Kutuplara kadar varız. Peki bu kadar büyük bir beden var ortada. Bunun başı nerede? Beyni nerede bunun? Aklı nerede? Dinozor gibi maşallah 2 milyara varmış nüfusumuz. Eğer nüfussa. Efendim ama beyin yok. Ceviz kadar beyin var. Bu ceviz kadar beyin bunu nasıl yönetecek? Şimdi asıl bu. Yani Müslüman bedenine layık, mütenasip bir Müslüman beyni yok. Ümmet bedenine mütenasip bir ümmet beyni yok. Onun için de kaşırlar arkadaş. Yaranız varsa kaşırlar. Yaranız var. Ve bu yarayı onlar açmadan evvel biz bize açmışız. Yani bu yara onlar açmadı ki. Kerbela'da da onlar yoktu ya. Allah aşkına. Yani her şeyi onların sırtına yükleyerek işin içinden çıkamayız. Bu ucuz bir yaklaşım olur. Emeviler varken de onlar yoktu ya. İmam-ı Azam onlar zehirlemedi ya hapishanede. Dolayısıyla biz önce iyi bir muhasebe yapalım. Biz önce iyi bir tevbe edelim. Ümmet tevbesi edelim. Ümmet istiğfarı edelim. Şöyle bir kendimize gelelim. Nerelerden geçtik, niye bu noktaya geldik? Bu noktaya gelmede bizim suçumuz, kusurumuz, kabahatimiz ne? Eğer kendi kusurumuz ve kabahatimizi izale edemiyor isek bir başkasına bulacak suç yok. Bu işin ucuz tarafı olur. Ve başkasına kusur bularak da kusurunuzdan kurtulamazsınız. Bu aslında kusurundan kurtulmak istemeyenlerin yaptığı bir taktiktir. Tarih boyunca öyle olmuştur. Bugün de bunu yapanlar aynısını yapmış olurlar. Önce bir muhasebe. Biz yaralarımızı neden kendimiz onarmıyoruz? Neden kendi yaralarımıza kendimiz merhem imal etmiyoruz da birileri yaralarımızı gelip kaşıyor? Aynı şey bu topraklar içinde geçerli değil. Başkasına ne söyleyeyim ben ki? Daha Maraş'ı unuttunuz mu? Daha Sivas'ı unuttunuz mu? Yani Allah aşkına Sivas'ı yapan Müslümanlar mıydı? Yalan söylemesinler. Maraş Müslümanların eseri miydi? Yalan söylemesinler. Yalan söylemesinler. Biz Dersim'in mağdurlarını savunmayı nasıl insanlık borcumuz olarak görüyorsak, bu ülkenin Alevileri de hakikati söylemeyi bir boyun borcu olarak görsün. Maraş derin devletin işiydi desinler. Ergenekon'un işiydi desinler. Sivas'ı da Ergenekon'un işi olarak tescil etsinler. Yoksa yüzleri kızar. Dolayısıyla ve yoksa sadece yüzleri kızarmaz. Onları kullananlar bir daha kullanırlar. Ve bizi kullananlar da kullanır. Hatırlayın. 1969'daki o kanlı pazar adını verdikleri o hadiseden dolayı hala Müslümanlar adına benim yüzüm kızarır. Ne olmuştu? 6. filo İstanbul'a gelmişti. 6. filo Amerika'nın filosu.
Ve üstelik de İstanbul'a niye geldi biliyor musunuz? Askerlerinin şehvetini teskin için. Ve sabah bir sabah namazında birilerinin kışkırtmasıyla o birileri hala yazıyor ha. İlginçtir. Hala ellerinde kalem utanmadan. Efendim, bir sabah namazında yüzlerce binlerce Müslüman namazdan çıkıp hazırlanmış olan sopaları alıp ellerine altıncı filoyu protesto eden solcuları üstüne yürüdüler. İşe bakın ya. Allah aşkına. Bu memlekette altıncı filoya neyse P ile başlayan bir kelime vardı. Dilimi kirletmeyeyim. Efendim, yani bir şeyler sunacak olanları savunmak size mi kaldı ya? Sabah namazından çıkıp da kimin üstüne yürüyorsunuz? Eğer yapacaksanız bir şey, protestocu gençlerin koluna girin de altıncı filoya hayır deyin. Aman Allah. Yani akıl hocanız işte öyle olursa, yani kılavuzu karga olanın konacağı çöplük başıdır. Olacağı da bu. Ama bundan ders almıyorsak asıl bize vay, asıl bize yazıklar olsun. Onun için bazı şeyleri unutmamak lazım. Bazı şeyleri unutturmamak lazım. Unutturmamak da lazım. Bakın gençlerin hiçbirisi bilmiyor bu hadisi. Ama çok değil ki 1969'da oldu. Veya 68'deyiz. Efendim. Dolayısıyla aziz dostlar, bugün Suriye'de olan yeni bir şey değil ki. Bugün Suriye'de olan dün yine olmuştu bir başka yerlerde. Fakat biz onları unuttuk. Unutturulduk. Ve unuttuğumuz sürece yine olacak. Ders almadığımız sürece yine olacak. O zaman şöyle adam gibi bir tevbe edelim. Adam gibi bir istiğfar edelim. Kendi, öncelikle kendi hatalarımıza bir tevbe edelim. Bizden kaynaklanan boyutlarına bir tevbe edelim hadisenin. Ondan sonra başkasına laf söyleyelim, söyleyeceksin. Elin adamına ne söyleyeceğiz? Bu manada inşallah duamız o ki Suriye bir an evvel içinde bulunduğu bu çıkmazdan çıkar ve adil bir çözümle Suriye halkının dediği olur. Suriye'nin tepesine tebelleş olmuş o bir avuç dikta heveslisini Rabbim Suriye'yi necasetten taharet edercesine inşallah tathir eder ve bu da bu ümmete bir örnek olur, bir model olur da bu ümmet kendi problemlerinin çözümü için düşmanlarının kapısına varmaktan artık vazgeçer. Allah aşkına. Adam problemin sebebi, sen problemi çöz diye götürüyorsun. Bu nasıl iş ya? Problemin sebebi o. Senin problemini çözecekleri zaman, çok affedersiniz, aranızda çatıcı var mı bilmiyorum. İstanbul'da çatıcılığın, yani genelleme iyi olmaz ama çatıcıların içinde şöyle bir damar varmış. Çatıyı onarsın diye adamı çağırırmışsın, akan yeri onarırmış. Fakat bir sene sonra akması için bir yerden kiremiti oynatırmış. Ondan sonra o sene geçermiş, bir sene sonra öbür taraftan akmaya başlarmış. O zaten çağırdığınızda nerenin aktığını bilirmiş. Kendisi oynattığı için yalnız orayı yapar, bir başka yeri daha oynatır gidermiş. Kusura bakmasın tabii böyle yapmayanlar ama bunları eğer çatıyı onar diye çağırırsanız çatının akan tarafını onarırmış gibi yaparlar, öbür taraftan bir şeyi daha kaldırırlar. Ve sizin çatı bir ömür boyu akacak demektir. Eğer böyleyse bu iş. Onun için hastalığın sebebi olandan şifa beklenir. Bundan vazgeçmesi isteniyorsa bu ümmetin öncelikle bir kolektif akliyete, içtimai bir akla sahip olması lazım.
içtimai bir akla sahip olmak için de önce ferdi bir akla sahip olmak lazım. Fertlerin akıllıları toplanır, içtimai aklı oluşturur. Ferdi akıl oluşmadan içtimai akıl nasıl olacak? Ferdi akılların taşlandığı bir ümmette, bir toplumda içtimai akıl nasıl olacak? Akıllılarınızı taşlatıyorlar size, haberiniz var mı? Akıllılarınızı, akılları taşlatıyorlar. Akılları size recmettiriyorlar. Vay vay vay. Şeytanlar akılları taşlatıyor. Taşı şeytanlara atın, şeytanlara, akıllarınıza değil. Aksine akıllarınıza atılan taşın önüne gerilin. Zaten az bu ümmetin içinde akıllılar, bir de onu mu taşlattıracağım sana deyin. Onun aklı hepimize Allah'ın sadakasıdır deyin. Hasan el-Basri, falan adam şöyle salih adam denildiği zaman, bırak onu bana, aklı nasıl ondan haber ver diye. Evet. İnanın öyle, işi bilenler aklı var mı ondan haber ver diye sorar. Çünkü eğer ahmaksa, ahmaksa eşek gibi yük vururlar. At gibi binerler, inek gibi sağarlar. Ahmaksa. Ahmağın dostluğu Allah'a sığınacak bir dost. Hani Baydaba'nın, Beydaba'nın fablinde var ya, aslan düşünmüş, taşınmış, hutbemi böyle noktalıyor. Bir vezir lazım demiş. Kimi seçsem acaba? Bakmış tilkiye. Ya bu demiş benden kurnaz. Bu başıma iş açar. Hem de efendim ya ben dağ gibi kralım. Bu ufak tefek. Yani benim gibi birine böyle vezir olmaz. Olmaz demiş. File bakmış. Ya ayıp olur demiş. Benim 10 katım, 5 katım efendim şimdi. Ondan küçük kral olur mu efendim? Vezirinden küçük kral olur mu? O da olmaz. Şu en sonunda ayıya bakmış. Boyu boyuma uygun demiş. Tam efendim. Şey bu olsun demiş. Affedersiniz. Ayı vezir yapmış kapısına. Aynı zamanda muhafız yapmış. Neyse ayı efendisine ikram edecek ya. Efendim, sinek kondurmuyormuş. Sinek kondurmuyormuş. En sonunda efendisi uyurken tam buraya bir sinek konmuş. Demiş, sen efendinin ağırlığına konarsın ha. Bulduğu en büyük kayayı getirmiş. Tam sineğin üstüne nişan almış, vurmuş. Tabii sineği öldürmüş. Fakat küçük bir sorun. Aslan da ölmüş. Ayının dostluğu bu kadar. Onun için insanları uyandırmak lazım. Ahmağın dostluğuna güvenilmez. Onun için ahmaktan dostun olacağına akıllıdan düşmanın olsun derler. İnanın öyledir. Biz bunu hayatımız boyunca gördük. Rabbim akıl fikir istikamet ihsan eylesin. Bu ümmete şuur versin. Birlik versin. Dirlik versin. Zalimleri bu ümmetin başından alsın. Mazlumların elinden tutsun, kaldırsın. Ümmetin içindeki zulümlere son verdirecek bize liyakat versin. Gözyaşlarımızı silsin. Terimizi ve emeğimizi görsün. Ve bizi Kur'ani bir akılla donatsın inşallah. Amin. Ve selamun alel murselin. وسلامة على الحاضرين والغائبين إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع غريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر اللهم جمعيتنا المؤمنين الموحدين
وَاَكْتُبُ السِّحَّةَ وَالسَّلَامَةَ وَالْعَفَّ وَالْعَافِيَةَ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُسَافِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ وَالْحَاضِرِينَ وَالْغَائِبِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشان شرف الصحبة فقال عز وجل القائل المكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي hiç şüphe yok Allah ve melekleri nebiyi desteklerler. Ya eyyühellezine amen. Siz ey iman edenler sallu aleyh. Allah ve meleklerin desteklediği peygamberi siz de destekleyin. Ve sellimu teslima. Onun getirdiği evrensel değerlere tam bir hulusi kalb ile teslim olun. Allahümme salli ala. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله دعوت edenden صالح عمل bu davetini ispat edenden ve ben kayıtsız şartsız Allah'a teslim olan bir Müslümanım diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا Böyle biri böyle dese de şunu iyi bilsin. İyilikle kötülük bir olmaz. İyi Müslümanla kötü Müslümanı da Allah ayırt eder. Yani ben Müslümanım dedim, gel. Yok öyle. İyisiyle kötüsünü, iddiasını ispat edenle edemeyeni Allah ayırt eder. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Tezini güzel savun arkadaş. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪ينَ Eğer tezini güzel savunursan, seninle muhatabın arasında bir düşmanlık olabilir. Dost kesilir sana, sımsıcak bir dost. Eğer tezini güzel savunursan. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٌ عَظ۪يمٌ Bu öyle kolay bir şey değil, iki şey lazım. Bir, direnç lazım. Yani sabır. Hakikatte sabredeceksin. Çünkü hakikatte olmanın bedeli var arkadaş. Batılda olmanın bile bedeli var. Şeytan olmak kolay mı ya? Şeytan bile şeytan olmak için ne kadar bedel ödüyor baksana. Bir sürü yoruluyor. Bir sürü emek veriyor. Ya siz, ya iyi olayım hiçbir bedel ödemeyeyim. İyi olayım terlemeyeyim. İyi olayım yatayım. Olur mu? Yatarak iyi olunur mu? Yatarak şeytan bile olunmuyor. İyi olunur mu? Rahman'ın askeri olunur mu? O zaman hakka da direneceksin. Bu da yetmez. Allah da sana bir pay verecek. Kesbi olanı kazanacaksın. Allah da vehbi olanı verecek. Ama bütün bunlar gerçekleşmiş olsa yine de işin bitmez. Şeytan yakanı bırakmaz. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer şeytan yakana yapışır, yine de içinin bir taraflarını yıkmaya çalışırsa, Allah'a sığın. Allah'a sığın. Ya Rabbi de itini bağla da geçeyim. O itini bağla. Dolayısıyla, istiaze, e'udhu billahi mineşşeytanirracim, şeytanı Allah'a bağlatmaktır. Ve İyi bilin ki Allah her halinizi çok iyi bilir, çok iyi görür. Sizi işitir. Rabbiniz sizin duanızı işitir. Hiç kulun imdat çağrısına Rabbi cevap vermez mi? Şah damarından yakın olan Rabbi cevap vermez mi? Onun için la yeuduhu hifzuhuma gökleri ve yeri korumak Allah'a zor gelmezmiş. Seni korumak zor gelir mi? Gelir mi?
uyumayan ve unutmayan bir Rabbin var ey kul. Unutma. Unutma. وَلَا يُحِيْتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ Uyumayan ve unutmayan bir Rabbin var. Ayet-el Kürsi'yi biz bunun için okuyoruz her namazdan sonra. Uyumayan ve unutmayan bir Rabbin. Onun için لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْ Uyumayan ve unutmayan. Onun için ne sen Rabbimi uyuturum diye düşün, ne de birilerinin Allah'ı uyutabileceklerini düşün. Haşa. Onun için Rabbin şah damarından daha yakınsa, Rabbinle arana sakın bir başkasını sokma. Şah damarını keser. Çünkü şah damarınla arana kimi sokarsan sok, şah damarını keser. Şah damarı kesilen ölmüştür. O da manevi ölü sayılır. Sadakallahu'l-azim, ekimus salah.